Arkadaşlar bugün sizlere sürekli iyileştirme tekniklerinden birisi olan ve NATO üyesi ülkeler tarafından sıklıkla kullanılan alınan dersler sistematiğinden bahsedeceğim. Birçoğunuz için bu tekniğin yeni olduğunu düşünüyorum. Ama meraklanmayın, size tane tane anlatmaya çalışacağım ve günün sonunda sizin çok da yabancı olduğunuz bir konu olmadığını göreceksiniz. Öncelikle alınan dersler sistematiği nedir sorusunu cevaplayalım. Bu sistematik, öğrenen organizasyon yapısının oluşturulması, bireylerin ve kuruluşların aynı benzer sorunlarla karşılaşma riskinin azaltılması, maliyetin düşürülmesi ve başarıların tekrarlanma şansını arttırılması amacıyla kişilerin deneyimlerinden etkili ve sistematik bir şekilde öğrenme ve öğrenilenleri de iş yapma şekline dönüştürebilme sistematiğidir. Arkadaşlar, alınan dersler kavramı içindeki ders kavramı sizin bizim lisede, üniversitede almış olduğumuz dersler anlamında maalesef kullanılmamaktadır. Buradaki anlamı bizim Türkçemizde mecaz anlamıyla ders almak olarak kullandığımız deyime denk gelmektedir. Yani Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre ders almak deyimi bir olaydan deneyim kazanmak, ibret almak anlamındadır. Bu açıklamalar çerçevesinde ders, başkaları için değeri olan olumlu veya olumsuz deneyimlerden, tecrübelerden kazanılan bilgi olarak tanımlanmaktadır. Literatürde alınan dersler sıfat, alınan ders ise isim olarak kullanılmaktadır. Sıfat kullanımına örnek olarak alınan dersler süreci, alınan dersler bilgi sistemi, alınan dersler organizasyonu veya alınan dersler sorumlusu kullanılabilir. Alınan ders ise isim haliyle tecrübeden, deneyimden öğrenmenin bir sonucu olarak personel, organizasyon veya sistem davranışlarındaki değişikliğin yazılı kaydıdır. Alınan ders kavramında geçen tecrübeden, davranış değişikliğine gidiş yolu esasında öğrenen organizasyonların temelini oluşturmaktadır. Arkadaşlar, öğrenen organizasyonların 3 temel aşaması bulunmaktadır. Bunlar, deneyimlerden öğrenilenleri toplama aşaması, yani tanımlama veya İngilizce identification aşaması. Arkadaşlar, bu aşamada çalışanlarınızdan sıkıntılara, problemlere dair görüşlerin toplanması veya çalışanlarınızın güzel uygulamalarını öğrenme ve görüşlerini toplama aşamasıdır. İkinci aşama, öğrenmeye dayalı olarak işleri yapmanın mevcut yollarını değiştirmek için harekete geçme aşaması, yani uygulama aşaması, İngilizce action aşaması. Bu aşamada öğrendiklerimizi uygularız. Üçüncü aşamada, organizasyonun ilgili diğer bölümlerini değişikliklerden haberdar etme ve yaygınlaştırma aşaması. Türkçe kurumsallaştırma, İngilizce ise institutionalization aşaması. Ben kurumsallaştırma ifadesiyle herkesleştirme ifadesini eş anlamda kullanıyorum. Yani yeni olarak uyguladıklarınızı, iş yapma şeklinizi kurumsallaştırmak için işlemlerinizi, yaklaşımınızı, davranışınızı ve süreçlerinizi, prosedürlerinizi uygun şekilde değiştirme aşamasıdır. Peki, öğrenen organizasyonun bu 3 aşamasında kimler ne yapacak diye sorarsanız cevabı ekrandadır. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Göründüğü üzere alınan derslerde haberlerin toplanması, uygulanması ve genel anlamda kullanılması işi organizasyonda çalışan herkesin işidir. Ancak burada herkesin işi hiç kimsenin işi olduğu için organizasyonda en az bir kişi tam zamanlı alınan dersler sorumlusu olmalı, tüm süreci kontrol ve koordine etmeli, gerektiğinde yönetmelidir. Organizasyonun alınan dersler yetkinliğinin bileşenleri nedir diye sorarsanız, ki önemli bir sorudur, hemen cevabımızı verelim. Bu yetkinliğin temel 2 bileşeni bulunmaktadır. Bu bileşenler üst yönetimin liderliği ve düşünce yapısı, yani zihniyettir. Bu iki temel bileşenin üzerine alınan derslerin organizasyon yapısı, süreçleri, araçları ve eğitim faaliyetleri bulunmaktadır. Peki tüm bu faaliyetlerin nihai amacı nedir diye sorarsanız, amaç az önce bahsettiğim gibi deneyimlerden, tecrübelerden gelen bilginin, doğru, uygun bilginin paylaşılmasıdır. Arkadaşlar, şimdi bu bileşenleri kısaca açıklamak istiyorum. Liderlik, alınan dersler süreci boyunca zamanında ve etkili karar verme, organizasyon için bu sürece değer verme ve öğrenmenin gelişebileceği bir ortamı yaratma faaliyetlerine karşılık gelir liderlik boyutu. Düşünce yapısı boyutu, başkalarının deneyiminden öğrenme işinin
yapılan işin tüm yönlerine dahil edildiği ve personele kendi öğrendiklerini başkalarıyla paylaşma güveninin verildiği bir organizasyon kültürünü temsil etmektedir. Bu iki temel bileşen alınan derslerin omurgasını oluşturmaktadır. Bu ikisinin sağlamlığı ve etkinliği alınan ders sürecinin etkinliğini belirleyecektir. Yani arkadaşlarım, bu iki bileşen yani düşünce yapısı ve liderlik yoksa veya eksikse alınan ders de yok veya eksik olacaktır. Şimdi gelelim diğer bileşenlere. Organizasyon yapısı. Organizasyon yapısı ile tam zamanlı, yetenekli, istekli ve kendini adamış alınan dersler sürecinden sorumlu yapı ve çalışanlar kastedilmektedir. Süreç. Bir dersi geliştirmeyi, paylaşmayı ve uygun şekilde kullanmayı içeren ortak bir alınan ders sürecini kapsar. Araçlar. Alınan dersler kapsamında bilgilerin toplanmasını, depolanmasını ve paylaşımını destekleyen teknoloji, bilgi sistemi, buna yazılım ve donanım dahildir. Bu faaliyetlerin tamamı araçlar sütununda yer almaktadır. Eğitim. Personele alınan ders rollerini etkili bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli bilgi, beceri ve deneyimin kazanılmasını ve bu bilgilerin tazelenmesini kapsar. Nihayete aşama bilgi paylaşımı, tecrübeden elde edilen onaylanmış ve kayıt altına alınmış bilginin diğer deyişle alınan dersi ilgili kişi organizasyonlara gönderme, alma ve yeniden kullanma isteğini kapsar. Arkadaşlar, alınan dersler süreci iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlar analiz aşaması ve uygulama aşaması. Tahmin edeceğiniz gibi öğrenen organizasyonun haber toplama aşaması, analiz aşamasına, harekete geçme ve kurumsallaştırma, benim tabirimle herkesleştirme aşaması ise uygulama aşamasına denk gelmektedir. Analiz aşaması 3 alt kısımdan oluşmaktadır. Bunlar planlama, gözlem yapma ve analiz aşamalarıdır. Planlama kısmında alınan derse esas olacak haberi, artık bu kavramı gözlem olarak kullanabiliriz. Kim, neyi, neden, nerede, ne zaman ve nasıl toplayacak soruların cevaplandığı aşamadır. Gözlem yapma kısmı, plana göre gözlemlerin yapılması, burada gözlerimiz sadece gözlem aşamasında problemleri değil, iyi ve örnek uygulamaları da göz önüne almalıdır. Bu gözlemlerin kayıt altına alınması ve bu kayıt altına alınan gözlemin kabul veya reddedilmesi faaliyetlerinin yürütüldüğü aşamadır. Gözlem kısmı alınan dersin en önemli konusudur. Tekrar ediyorum, gözlem kısmı alınan dersin en önemli konusudur. Analiz kısmı ise gözlemlerin analiz edilerek kök nedenlerinin ve çözüm yollarının belirlenmesi, kim neyi nasıl ve ne zaman bu çözümü uygulayacağı planının ortaya konulması ve gözlemin yönetim tarafından kabul veya reddedilmesi aşamasıdır. Uygulama aşamasına geçmeden önce alınan ders sürecinin prensesi veya prensi olan, bu size kalmış, en önemli konusunu oluşturan gözlem kavramını biraz açıklamak istiyorum. Gözlem, çözülmesi gereken problemin, iyileştirilmesi gereken durumun veya örnek alınması gereken en iyi uygulamanın kısa açıklamasıdır. Analiz kısmında uygulanabilecek teknikler ise ekranda görüldüğü üzere süreç iyileştirmede kullanılan evrensel kabul görmüş bilimsel tekniklerdir. Şimdi, alınan ders sürecinin size yabancı ve yeni bir teknik olmadığını, neden başlangıçta ifade ettiğimi umarım anlamışsınızdır. Gelelim uygulama aşamasına. Bu aşamada 3 alt kısım bulunmaktadır. Bunlar karar verme, uygulama ve doğrulama ve nihayet paylaşma kısımlarıdır. Uygulama aşamasının karar verme kısmında gözlemin tanımlanmış ders olarak onaylanmasını, tanımlanmış ders demek ile gözlemin kök nedeninin belirlenmesini ve bu kök nedeni giderecek çözüm önerisinin ortaya konulmasını kastediyoruz. Ve bu dersi uygulayacak, bu tanımlanmış dersi uygulayacak organizasyon biriminin seçilmesi aşamasıdır. Uygulama ve doğrulama kısmı, karar verilen uygulamanın yapılması ve sonuçların beklenildiği gibi olup olmadığının kontrol edilmesi aşamasıdır. Eğer istenilen etki veya sonuç elde edilirse bu aşama, bu kısım tamamlanmış olur. Uygulama aşamasının paylaşma kısmı ise, başarıya ulaşan gözlemin alınan ders olarak organizasyon çapında tanıtılması, yayınlanması, uygulanması ve yeni bir iş yapış tarzı olarak kayıtlarının güncellenmesi aşamasıdır. Arkadaşlar, gözlem aşaması alınan ders sürecinin en önemli konusu olduğu için burayı biraz detaylı işlemek istiyorum.
gözlem kayıt formu, gözlem formu analizi için başlangıç kriterleri ile gözlemin olgun sayılabilmesi için gerekli kriterler bilinirse alınan ders sürecinin ciddiyeti daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Gözlem kayıt altına alınırken en azından aşağıdaki bu 5 konu kapsanmalıdır. Konu, kısaca gözlemin başlığını içerir. Gözlem, kısaca ne oldu? Anlatılırken kişisel görüş ve duygular gözleme karıştırılmaz. Sadece gerçekler ifade edilir. Probleme sebep olan veya güzel uygulamaya neden olan hususlar kısaca anlatılır. İnceleme, ne olması gerekiyordu, ne oldu soruları cevaplanır. Kim, nerede, ne zaman, ne yaptı veya ne yapmadı soruları cevaplanır. Neden olduğu sorgulanır. Problem konusunun etkisi incelenir. Problemin bir daha olmaması için, iyi uygulamanın tekrarlanması için ne yapılması veya ne yapılmaması gerektiği açıklanır. Problemin veya durumun daha iyi anlaşılması için mümkün olduğu kadar bilgi, resim, video gibi girdilerle olgu desteklenir. Sonuç, problemin ana nedeni veya kök nedeni nedir? Bu problemden ne öğrenilebilir? Soruları bu bölümde açıkça ifade edilmelidir. Tavsiye, problemin tekrar oluşmasını engelleyecek, ortadan kaldıracak düzeltici işlem nedir? Sizin bu problemden öğrendiğiniz veya başkalarına faydalı olacak olan tavsiyeniz nedir? Bu düzeltici işlemi kim onaylamalı, kim uygulamalı? Soruları bu bölümde net bir biçimde cevaplanmalıdır. Alınan dersin başlangıç noktasını oluşturan gözlemin analiz edilebilmesi için de aşağıdaki kriterlerin karşılanması gerekmektedir. Gözlem, kişisel görüşten daha ziyade gerçek bir duruma dayanıyor mu? Gözlem, kişisel hatadan daha ziyade sistemsel bir hatadan kaynaklanıyor mu? Gözlenen durum yeterince detaylı ve doğru bir şekilde açıklanmış mı? Gözlemlenen duruma yönelik daha önce veri tabanında düzeltici işlem olup olmadığı kontrol edildi mi? Eğer arkadaşlar bu 4 soruya cevabımız evet ise gözlem incelemeye, analiz edilmeye değerdir sonucu çıkarılır. Peki arkadaşlar, gözlem analiz edildikten sonra gözlemin olgun olup olmadığı nasıl anlaşılacak? Olgunluk kriterleri nelerdir? Şimdi bu soruyu cevaplayalım. Gözlemde belirtilen problemin kök nedeni açık bir şekilde belirlenmiş mi? Kök neden açıklamaları doğru gözüküyor mu? Gözlenen olayın neden olduğunu açıklayan başka sebepler kısa sürede bulunabilir mi? Gözlenen olayın kök nedenini tanımlayan tavsiyeler, düzeltici işlem adımları açık bir biçimde ifade edilmiş midir? Gözlenen olayın giderilmesini sağlayacak başka tavsiyeler kısa sürede bulunabilir mi? Gözlem kapsamında tespit edilen düzeltici işlemi uygulayacak birim belirlendi mi? Eğer yukarıdaki sorulara parantez içindeki cevaplar veriliyorsa gözlem olgunlaşmış gözlem olarak adlandırılır. Eğer verilmiyorsa analiz faaliyetine devam edilmelidir. Görüldüğü üzere gözlemin kendi içindeki yolculuğu bile detaylı sorgulamayı gerektirmektedir. Gelin şimdi gözlemden alınan derse kısa bir yolculuk yapalım. Gözlem yapılacak fonksiyonu alanı belirle. Gözlem yap. Gözlem formunu doldur. Gözlemi kabul edilen gözlem veya reddedilen gözlem olarak grupla. Analiz edilen gözlemi kök neden bulundu ve açık bir şekilde ifade edildi veya edilemedi diye grupla. Çözüm önerisi açık şekilde oluşturuldu veya oluşturulamadı diye grupla. Tanımlanmış ders ifadesini hazırla veya hazırlanamadı diye grupla. Uygulamaya geçildi veya geçilemedi diye grupla. Uygulama sonucu olumlu veya olumsuz diye grupla. Yolculuğun en son adımında da alınan ders veya en iyi örnek uygulama olarak grupla. Arkadaşlar görüldüğü üzere gözlemden alınan derse kadar birçok aşama ve birçok durum vardır. Yolculuk tek yönlü değildir. Gerektiğinde tekrar tekrar başa dönerek süreci tekrar daha detaylı yaşayarak çözüme gidilmektedir. Arkadaşlar alınan ders sürecinde gözlem, Türkiye'mizin içinde geçtiği duruma örnek olması açısından burada çadır yok, hijyen şartları kötü şeklinde tek bir cümle ile yapılmamakta, bilakis üzerinde detaylı, sistematik ve ciddi bir biçimde çalışmayı gerektirmektedir. Arkadaşlar hatırlayacağımız üzere gözlem sadece problemlere dönük yapılmıyordu. Eğer gözlem neticesinde potansiyel en iyi uygulama örneği tespit edilmişse bu da tıpkı problemli gözlem gibi aynı yolu takip ederek alınan ders yerine en iyi uygulama olarak kaydediliyor ve organizasyon içinde yaygınlaştırılıyor. Şimdi gözlemden alınan derse giderken gerektiği gibi çalışmazsak bu problemle tekrar karşılaşacağız. Bundan eminim. O zaman biz bu derse unutulan ders veya göz ardı edilen ders olarak adlandıracağız. Seçim bizim. Sonuç olarak gözlemin
alınan ders olabilme yolculuğu düşünüldüğünde yolculuğun kapsamlı, uzun ve sistematik ve bilimsel olması gerekmektedir. Çünkü gözleme dayalı olarak organizasyonda iş yapış usulleri değiştirilecektir. İş yapış usulü de organizasyonun kaderini, gelecekte var olup olmadığını doğrudan etkileyecektir. Bu yüzden alınan ders süreci bilimsel yola ele alınmalı diyerek çalışmamı müsaadenizle noktalıyorum. Arkadaşlar, bu video Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü özgü başlattığım bireysel gelişime destek ve cahillikle mücadele projesi kapsamında hazırlanan kalite ve yalın altı sigma konulu 53. toplamda ise 258. videosudur. Videomu izlediğiniz için teşekkür eder. Yolculuğunuzun sürekli gelişim içinde kendinize ve çevrenize, milletinize ve insanlığa yararlı ve faydalı olacak şekilde akıl ve bilgi, sevgi ve merhamet, adalet ve hukuk, yardımlaşma ve işbirliği, güzel ahlak ve iman dolu olmasını dilerim.